Vücudumuzun dışını kaplayan örtüye, deri denir. Derimiz, dokunma duyumuzun organı olduğu gibi, daha birçok önemli işler de görür. Esnektir, dayanıklıdır. Bu sayede, kaslarımızı sürtme, çarpma gibi dış etkilere karşı korur. Suyu geçirmez, zehirli maddeleri geç emer, asitlere karşı dayanıklıdır. Terin, buharlaşması yoluyla, vücudumuza serinlik sağlar. Vücudumuzu soğuğa karşı da korur. İçinde bulunduğu ortamla gaz alışverişi de yaparak, solunum sistemimizin çalışmasına yardım eder. Ter bezleri ile, boşaltım sistemi gibi çalışarak, vücudu zehirli maddelerden temizler. Peki, derimiz olmasaydı ne olurdu? Deri, bedeni bütünüyle sarar. Ağız, burun, anüs gibi doğal deliklerde, mukoza adı verilen, yapısı deriye benzeyen ama daha ince bir tabaka ile birleşir. Dudaklarımızın renginin yüzümüzden farklı, biraz daha kırmızımsı olmasının da nedeni budur. Dudaklarımız, yüzümüzdeki derimizin bir parçası değil, sindirim ve solunum sistemimizin bir parçası olan ağzımızın, dışa dönük devamıdır. Vücudun hayati organlarını sayın deseler, derimiz pek akla gelmez. Halbuki derimiz, vücudumuzun en hayati organlarının başında gelir. Derinin önemi o kadar büyüktür ki, yanma sonucunda üçte birinin yok olması, hatta üçte birinin yağlı boya ile sıvanarak üzerindeki deliklerin kapatılması, hayati sorun doğurabilir. Ayrıca, derimiz vücudumuzun en büyük organıdır. Yetişkin bir insanın derisi, 4 ila 5 kilogram ağırlığındadır ve yaklaşık 7 metrekare alan kaplar. Derimiz, diğer tüm organlarımızdan daha hızlı büyür ve insan hayatı boyunca sürekli kendini yeniler. Devamlı kendini yenileyen bu organın, insan yaşlandıkça kırışmasının nedeni kendisi değil, altındaki kasların etkinliklerini yitirmeleridir. Derimiz o kadar mükemmel bir organdır ki, kesildiği ya da yaralandığı zaman, çevresindeki sağlam dokunun hücreleri hızla çoğalarak, bu yarayı ya da kesiyi kapatır. Kesilen yerin iki kenarı dikişle birbirlerine yaklaştırılırsa, onarılması gereken açıklık daralacağından, iyileşme daha da çabuk olur. Bazen bu açıklık ne kadar kapatılırsa kapatılsın, aradaki doku yeterince kendini onaramadığı için, derimizde kalan bu yara izini ömrümüz boyunca taşırız. Derimizin kalınlığı, 1 ila 4 milimetre arasında değişir. En kalın derimiz, avuç içlerinde ve topuklarımızın altındakilerdir. Elleriyle çalışan kimselerin, ellerinde veya uygun ayakkabı giymeyenlerin ayaklarında nasırlar meydana gelir. Bunlar derinin fazla sertleşmiş biçiminden başka bir şey değillerdir. Göz kapakları üzerindeki deri ise, vücudun en ince derisidir. Eğer vücudumuz deri ile kaplanmış olmasaydı, yaşamımız düşünülemezdi. Derimiz bizi yalnız sıcağa, soğuğa karşı değil, aynı zamanda çarpmalara, sürtünmelere, ıslaklığa, rüzgara, güneş ışınlarına, zararlı bakterilere ve dışarıdan gelecek tehlikelere karşı da korur. Derimizin bütünü üzerinde, soğuk ve sıcaklığı duymamıza yardım eden dokunma cisimciklerinin sayısı, 600 binden fazladır. Terleme yolu ile solunum yapar, toksinleri atar, vücudun ısı dengesini korur. Bir santimetre karelik bir deri yüzeyinde, binlerce ter deliği bulunur. Her gün buharlaşarak, derimizden çıkan ter, ortalama 1 litre kadardır. Öteki organlarımızın aksine, derimiz, kısa zamanda aşınır. Yüzeydeki hücreler birkaç hafta içinde ölür ve dökülürler. Ama aşınan derinin yerine sürekli yenisi gelir. İç başımızdaki kepeklerin nereden geldiklerini düşündünüz mü? Kepekler, aslında derimizin küçük pulcuklar halinde ufalanıp düşmesinden başka bir şey değillerdir. Dokunma duyumuz.
Bir şeyin sıcak, soğuk, sert, yumuşak olup olmadığını hep derimiz sayesinde anlarız. Derimizin içinde, alt deriden üst deriye doğru uzanan bir takım oyuklar vardır. Bunların içinde yumak gibi, sinir telcikleri bulunur. Bir şeye dokunduğumuz zaman, bu duyu sinirlerinin uçları uyartılmış olur. Bu uyartı beynimize gider. Böylece, dokunma duyusu meydana gelir. Dokunma duyusu sinirleri, daha çok parmak uçlarında toplanmıştır, sırtımızda hemen hiç yoktur. Dokunma duyusuna en duyarlı yerlerimiz, parmaklarımız, dilimiz ve burnumuzun ucudur. Derimizin ısıya karşı en duyarlı yerleri ise, göz kapakları, dudaklar, burun kanatlarıdır. Deri bakımı. Deri bakımında her şeyden önce temizlik gelir. Duş, güneş banyosu, deniz banyosu da derimizi sağlamlaştırır. Yalnız, bütün bunları yaparken, aşırıya kaçmamaya dikkat etmelidir. Çünkü, güneşte çok kalırsak, derimiz önce kızarır, sonra da yanarak yer yer soyulur. Aşırı sıcak, aşırı soğuk da, kimi zaman deride yaraların açılmasına yol açabilir. Uyuz, saç kıran, kellik gibi deri hastalıkları, çoğunlukla, pislikten ileri gelir. Kirli çamaşırlar ve sık yıkanmayan vücutlar, pire, bit, tahta kurusu gibi zararlı böceklerin, birçok tehlikeli mikrobun barınağıdır. Bundan dolayı, hiç değilse haftada bir yıkanmaya, sık sık çamaşır değiştirmeye dikkat etmelidir. Soğuğa dikkat. Derimizin soğuğa karşı korunmasına da dikkat etmeliyiz. Terliyken soğuk rüzgara, sert hava akımına karşı durmak, soğuk almamıza, ciğerlerimizin, solunum yollarımızın üşümesine yol açtığı gibi, deriye de zarar verir, dudaklarımız, ellerimiz çatlar. Ayrıca, terli derinin birdenbire üşümesi, yüzeydeki sinirlerin de bozulmasına, kas tutulmalarına yol açabilir. Soğukta dudakları dilimizle sık sık ıslatmak da zararlıdır. Çünkü, soğukta tükürük birdenbire kuruyunca, deri daha çok çatlar. Bu çatlaklardan içeri mikroplar girebilir.